filmsolucan.com adresinden herkese merhaba. Bugün sizler için kitabını okuyup keşke filme çıkmasa denilen yapımların bir listesini hazırladık. Yayınlandığı dönemde oldukça tartışılan bu kitap, yazarı Dan Brown'u da markalaştırdı adeta. İnsanın soyunun devam ettiği iddiasını ortaya atan ve kitapta kurgusal bir hikayeyle buna yer veren roman, Hristiyanların yoğun eleştirisine maruz kaldı. Gerçi Brown, bu tartışmalardan memnun olduğunu ifade etmişti bir röportajında. Gelelim film kısmına. Filmin kötü olduğu konusunda kitabın fanları neredeyse bir mutakabat içinde. Gerek oyuncu seçimi, gerekse film atmosferi, beklentileri kesinlikle karşılayamadı. Dövüş Kulübü'nün yazarı Chuck Palahniuk'un harikalarından biri. Yazarın kendine özgü üslubu, hayata bakışı ve karakterleri kitabı çok özel kılarken aynı şeyi film için söylemek pek mümkün değil. Kitap öyle olmasa da romantik komediyle meyilli bir görünüm sergileyen film izlemeseniz de olur. Bu kadar büyük bir eserin filme uyarlanması cesaret ister. Cesaret diyoruz çünkü elinizde gelmiş geçmiş en ünlü klasiklerden ve bir kadına dair yazılmış en acı dolu hikayelerden biri duruyor. Buna herkesi memnun edecek bir biçimde sinemaya aktaracağını düşünmek saflık olurdu. Joe Wright'ın filmografisine güvenip Anne Karenina'nın üstesinden geleceğini düşünmüş olabilir. Hatta filmin ilk yarısı için buna başarmış da denilebilir. Ama geri kalanı için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Film, Anne'nin üç dünyasını aktarmakta yetersiz kalmış, kitabın ritmini yakalayamamış. Tüm görsel şölenine rağmen olmamış diyoruz. Stephen King romanlarının film uyarlamaları genelde kötü olur. Kimseyi tatmin etmez. Düş Kapanı da bu geleneği bozmuyor. Romanken iyi gözüken bir hikaye, senaryoya dökülüp üstüne bir de kötü çekildiğinde izleyene kabir azabı çektiriyor. Bir Ekşi Sözlük yazarının yorumuyla, sinemaya tek kişi gidiyse gerilim, üç kişi gidiyse komedi olan film demiş. True Doors dizisinin sezonlar boyu anlattığı hikayeyi 1,5 saate sığdırmak isterseniz ortaya çıkana da razı gelirsiniz. Philippa Gregoroni'nin çok satan romanından uyarlanan filmi Scarlett Johansson ve Natalie Portman bile kurtaramamış. Audrey Niffenegger'in 2003 yılında yayınlanan kitabından uyarlanan filmle ilgili duygular karışık. Kitabın filme eksik yansıtıldığını ve bu nedenle etkisini yitirdiğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Buna karşılık filmi fena değil kategorisinde değerlendirenler de var. Ancak fena değil öyle bir ifade ki kötü ama izlenir de bazen aynı anlama gelebiliyor. Neyse biz bu işi fanlara bırakıyoruz ve kitabı sevmeye devam ediyoruz. Japon kültürünün en merak uyandıran ve bir o kadar da gizemli alanlarından biri geyşalık. Özellikle batıda sıkı bir hayran kitlesi edinen romanın başarısı yapımcıların dikkatinden kaçmadı ve roman sinemaya uyarlandı. Film ilk eleştirenlerini daha hazırlık aşamasındayken aldı. Çünkü Japon kültürünün anlatıldığı filmin başrol oyuncuları Çinliydi. Bunu bir kenara koyup sinemanın yolunu tutan seyirciyi başka bir sürpriz daha bekliyordu. Film dili İngilizceydi. Yapımcılar bunu izleyici kitlesinin alt yüzü okumaktan hoşlanmaması olarak açıkladı. Ama pek tatmin edici olmadı. Görüntü ve müziğin harika olması dışında film beklentileri karşılamaktan uzaktı. Stanley Kubrick'in filme çekilemez dediği bir kitabın filmini çekmek Alman yönetmen Tom Teichwer'e nasip oldu. Film vizyona girdiğinde kitabın hayranlarının bir kısmı yönetmenin zorlu bir işin üstesinden geldiğini söylerken bir kısmı da kitabın büyülü atmosferinin filme yansıtılamadığını belirtti. Film eksikleri bir yana yönetmenin izleyenin kokuyu iliklerine kadar hissetmesini sağlayan görsel dilinin hakkını vermek gerek. David Mitchell'in 2004 tarihli romanını filme Tom Teichwer ve Wachowski kardeşleri işbirliğiyle çekileceğinin haberinin düşmesiyle ortalık şenlenmişti. Zira roman olağanüstü bir hikaye sahipti ve bunu çekmeye niyetli yönetmenler işin ustasıydı. Ancak ortaya çıkan film beklentilerin oldukça altında kaldı, 100 milyon dolar harcanan film eleştirmenlerden de geçer not alamadı. Stephanie Meyers'in çok satan romandan uyarlanan filmler fanları tarafından fazla ergen bulundu. Gerçi kurt adamların, vampirlerin cirit attığı, hatta liseye gittiği bir hikayenin kendisi kulağa fazlaca ergen geliyor. Filmin müzikleri ve görselliği başarılı olsa dahi hayranlarının arasına nifak tohumları ekildi bir kere. Nifak! Nifak!